Bir rakibimiz var ve rakibimizin hata oranı %1. Biz kendi prosesimizin çok daha iyi olduğunu düşünüyoruz. %1'den daha iyi bir performans hedefiyle çalışıyoruz ve bunu da piyasaya ilan etmek istiyorum. Ben şu hata oranıyla çalışıyorum ya da hata oranını söylemeden ben X rakibinden daha iyi, daha kaliteli ürünler ortaya koyabiliyorum. 2800 parça ürettik. 23 tane hatalı çıktı. Burada baktığımızda %0.82'lik bir hata oranı gözüküyor. %1 ile karşılaştırıldığında daha iyi bir performans sergilemişim gibi gözüküyor. Fakat istatistiki açıdan ben bunu beyan edebilir miyim? Gerçekten değerler arasında bu kadar fark var mı? Buna bakabilmek için orantı testini kullanıyorum. Orantı testinde ekranda göreceğiniz gibi P değeri 0.05'ten büyük çıkmış. Bu durumda rakibimle benim aramda istatistiksel olarak bir fark yoktur diyorum. Yani onların %1 performans gösterdiği durumda ben %0.82 performans göstermişim hata oran açısından ama istatistiksel olarak benim dağılacağım aralığı da düşünerek güvenilir bulmuyor sistem. Eğer bu %0.82 değerinden eminsem örnek büyüklüğünü arttırarak yani 2800 adette 23 adet hatalı üretim yapmıştım. Daha fazla, daha büyük adetlerde hata oranı nedir? Bunlara bakarak yine aynı testi tekrarlayabilirim. Şimdi o duruma bakalım. 11.800 adet üretim içerisinden 97 adet hatalı durum var. Bu durumda P değerine baktığımızda 0.05'in altında çıkıyor. Bu da artık ben rakibimden daha iyi durumdayım, daha iyi performans sergiliyorum diyebilirim. Burada hata oranına baktığımızda aslında değişen bir şey yok. Yine %0.82 olarak gerçekleşmiş. Ancak örneklem büyüklüğünü arttırdığımda sistemin daha güvenilir hale geldiğini görerek P değeri farklılaşıyor. Yine ekranda göreceğiniz bu %95 yüzde değeri içerisinde benim hata oranımın hangi aralıkta gidip geldiğini gösteriyor. %0.006671 diğeri 0.010019. Maksimum ve minimum hangi aralıkta gezineceğimi bu değerlerden de görebiliyoruz. Dolayısıyla artık gönül rahatlığıyla ben rakiplerimden daha iyiyim diyebilirim, ilan edebilirim. Birçok faktörün ortalamaları arasında fark var mı yok mu bunu tespit etmek için yaptığımız bir şey. Anova testini yapabilmek için öncelikle grupların normal dağılıma sahip olduğundan emin olmamız gerekiyor. İlk şartımız bu. Daha sonra grupları birbirleriyle karşılaştırabiliyoruz. Şimdi örnek üzerinden ilerlersek. 4 tane bölge düşünelim. Bu 4 tane bölgedeki çalışanlar saat başına çalıştığı ortalama dava sayısı tabloda gösterilmiş. Buna göre bölgeler arasında farklılık var mı? Hangi bölgede saat başı çalıştığı dava sayısı açısından bakarsak daha verimli, daha performanslı gözüküyor? Buna ANOVA ile nasıl karar verebiliriz? Öncelikle ANOVA testine geçmeden Main Effects Plus yaparak bir grafik üzerinde aslında bölgeler arasında fark var mı yok mu kısmına bakabiliriz. Ama tabii ki bu bizim için istatistiksel bir araç değil. Yani burada çıkardığımız sonucu evet bu anlamlıdır. Biz bölge 3'ü seçelim. En iyi performanslı bölge olarak diyemiyoruz. Daha sonra dedik ki anoma testini yapabilmek için grupların normal dağılıma sahip olması lazım. Her bölgeyi yani 4 bölgeyi de normal dağılıma uyup uymadığını test ediyoruz. Burada baktığımız örnekte hepsi normal dağılıma uygun çıkmış. O halde testimize geçebiliriz. Şimdi ANOVA testini yapabilmek için gerekliklerden bir tanesi de varyansların eşit olması. Yani değişkenliklerin eşit olması. Eğer bu değişkenlikler arasında fark yoktur diyebiliyorsam o zaman ortalamalara da bakıyorum. Daha önce bahsetmiştik bir normal dağılım eğrimiz var. Hem ortalamayı hem de oradaki yayılımı test etmeye çalışıyoruz. Şimdi biz öncelikle yayılım e, eşit mi yani yayılımlar arasında fark var mı yok mu bunu test edeceğiz. Bunun için test for equal varyanssısı kullanıyoruz ve çıkan sonuca bakıyoruz. 4 bölgeye baktığımızda p değeri 0.05'ten büyük çıkmış. Bu durumda ben değişkenlikler açısından gruplar arasında, bölgeler arasında fark yoktur diyorum. Varyanslar arasında fark olmadığını teyit ettikten sonra ANOVA testine geçiyorum. One way ANOVA'yı kullanarak Mintep'ten bir analiz yapıyorum. Burada dört bölge arasında ortalamalar açısından, ortalama saatlik baktıkları dava açısından fark var mı yok mu bunu görmek istiyorum. Yine burada da P değerine baktığımızda P değeri 0.05'ten küçük çıkmış. Bu demek oluyor ki bölgelerin verimlilikleri açısından saat başı baktıkları davaları düşünerek performansları açısından istatistiksel olarak bir fark var operasyonel mükemmellik konularıyla ilgili olarak videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Hoşçakalın. <laughs> Bu da demek oluyor ki istatistik açısından <laughs> istatistik.